Evet selam ahali Futbol Menajer 2024 değil gördüğünüz gibi Futbol Menajer 2008 Nostalji bölümüne hoş geldiniz. 5 veya 6 bölümlük bir nostalji serisi yapmak istiyorum. Buna yaş yetmeyenler olabilir, hiç oynamamış olabilir, bu dönemde oyuna başlamamış olabilir ama benim hep CM serisinden sonra altını çizdiğim yaklaşık 16 sene önce 15-16 yaşlarımdayken oynadığım serisi futbol menajerin. 2008'i Türk Sportal'ın Türkçe yamalarıyla eklentilerle oynanıyordu ama şu anda Türkçe hariç başka bir eklenti formaymış, şuymuş, buymuş maalesef bulamadım. Hepsinin linki çürümüş, bitmiş. Eğer bu başlangıç ve bölüm hoşunuza giderse bahsederseniz izlenme ve istek oranına göre devamını getiririz yoksa birkaç bölümde dükkanı kapatırız bu konuda. Zaten çekimini yapmak, kaydını yapmak da bir hayli zor. 2008 olduğu için güncel Windows'ta ayarlarla kayıt kısmıyla çok fazla uyumsuzluk sorunu yaşanıyor. Şu an kameradaki bozukluklar da benden kaynaklı değil. Bu oyun ekran ayarlarını da değiştirdiği için haliyle bir hayli zorlanmış olacağız. Bakalım yine de bir deneyelim. Yeni oyun dedik. Buradan ilk güncellemesini aldıktan sonraki hali var database'in. Tamam dedik, kurulumu yapalım. Buradan ligleri seçiyoruz. Geldik Avrupa'dan, Okyanusya'dan, Avustralya falan, Afrika'dan birçok yeri seçebiliyoruz ama biz Avrupa'dan seçimlerimizi yapalım. İngiltere, İtalya, İskoçya, İspanya denilmiş. Biz buradan İtalya'yı bırakalım, Almanya'yı ekleyelim, İskoçya'yı çıkartıp Türkiye'yi ekleyelim. Hatta Türkiye'de ikinci deniyordu o zaman. İspanya'nın birinci ligi, İtalya Serie A, Almanya birincilik, Coca-Cola şampiyonşipi açabiliriz buradan. Gerçek oyuncular, oyuncu gizlenmeyecek, ilk dönem transfer sezonu aktif olsun. Veri tabanı yine buradan büyük seçebiliyoruz. Diğer yandan oyuna başla diyelim. Start game hemen oyunumuz kuruluyor. Tabii o zaman her şey İngilizce. Böyle çeviri yapanlar, parça parça ilerleyenler, kimisi önce çıkartıyordu, kimisinin aktifti falan. Türk Sportal yapıyordu bu işi. O yüzden şu anki mevcut çeviride bazı kısımlar İngilizce, bazıları Türkçe gözünüze gelebilir. Evet hemen bize bir profil ekleme kısmı geliyor. Buradan yine kendimizi giriyoruz. işte diğer özellikleri falan ne bileyim isimdir, carttır, doğum günü bak 24 Mart geçen hafta doğum günü kutladık. Biriniz de yazmış. bir iki kişi yazmış. Hiç hocam bir sene daha yaşlandır ama neyse. Nasıl? 10 numara fotoğrafı seçtik. Şimdi favori takım eklemeye bence gerek yok. Buradan yöneteceğimiz takımı seçiyoruz. İşte İngiltere Premier League. Buradan İtalya'yı seçebiliriz. Ah! Milan'da direkt logo var. Roma'da var. Belli takımların varmış o zamanlar. Napoli'nin yok. Genoa'nın yok. Juventus onun da yok. Inter'in var. İspanya yine. İspanya burada hepsinin vardır gördüğünüz gibi. Futbolcu fotoğrafları da çok nadir olması lazım. Adana Demir o sıralar ikinci ligde. Yani şu anki kırmızı beyaz grupta. Gaskiler, Maskiler, Gebze Sporlar, Ali Beyköyler, Dardaneller, Çanakkaleler of of of. Bir alt ligde ise Sakaryalar, Samsunlar. Bunlara daha detaylı bakarız ama biz buradan Gelelim Premier Divs'ın. Hemen Fenerbahçe'yi alalım. Bir Alex'li Fenerbahçe'yi yönetelim bakalım. Next dedik. Manager ekle dedik. Başka menajer eklemiyoruz. Oyunu kaydedelim. FB diye kaydettik. Poli ile oynayacakmışız ilk hazırlık maçımızı. Fenerbahçe. Evet Fenerbahçe'nin kadrosu burada. Stefan Apiah. Çeviklikler şunlar bunlar. Şimdi sırayla bir takımların haline vaktine bir bakalım isterseniz. Hızlıca Galatasaray'dan başlayalım. Galatasaray'da o dönem kalede Orkun, Aykut, Fırat var. Hemen daha çok kullanılan kaleciyi gösterelim. Aykut Erçetin. Ya oğlum bir git artık her şeyi biliyoruz ya. Yıllardır oynuyoruz. Yardım mardım istemiyoruz. Sabri Reis var. Hız hızlanma 17-18. <laughs> eyvah eyvah. Uğur Uçar var. Başka burada Song. Gördüğünüz gibi zihinseli kuvvetli. Ayhan Akman ortalama bir profil. Hasan Şaş söz geçirme. Saldırganlık 16. Karusko. Lincoln var. Çok teknik bir isimdi. Yani bu, bu ismi çok girmeye gerek yok. Geçelim. Ümit Karan penaltıcı. O dönemin penaltıcısı Ümit Karan. Şabani da kafasına çarpıp gol olduğunu hatırlıyorum. Galatasaray kadrosunda böyle isimler var. Okan Kanaryalar. Okan Buruk güncel Galatasaray hocası 169 santim. Ha tabi buradan şunları da ayarları da yapalım. İngiliz sterlini değil euro yapacağız. Euro bin formatında şudur muhtemelen kilogram. Haftalık değil yıllık maaşları istiyoruz. Evet Okan hocam yıllık 300 bin euro alıyormuş. Sonra geldik Beşiktaş'a. Hücum hattından başlayalım. Nobre'nin gittiği dönem kafa vuruşu 18 çalışma oranı 20. Ben hızlı geçiyorum. Sizler videoyu durdurup bakarsınız tek tek. Bakıyoruz sonuçta. Matias Delgado, Delgado'cular çoktur Beşiktaş'ta. Mehmet Sedef, bir miktar para artı Holosko, Serdar Özkan, Mehmet Yozgatlı yine Fenerbahçe'den buralara yürümüş bir isimdir. Ricardinho uzaktan tak diye direğe vuruş sesinin geldiği, Kutu gözümün önüne geldi. Pas 19, Eduardo Sisse, Rodrigo Teo. Ben FM 2008 e oynarken Gençler Birliği'ni alıyordum. Çok iş yapan bir oyuncu. Ali Doğan, İbrahim Üzülmez. Evet, Gökhan Zan. O zamanlar parası vardı. Kimseden bir şey istemiyordu. Rüştü Reçber. Büyük kalecidir kendisi. Rüştü abimiz. Beşiktaş'a Fenerbahçe'den gitmesiyle. Hakan Arıkan. Meşhur 8'in mimarilerinden, yaşayanlarından biri. Dişe dokunacak Bobo. Bobo'yu unuttuk ya. Bobo'yu göstermedik. Onun dışında Gordon Sheffield. Geldik Trabzonspor'a. Dönemin Trabzonspor'unda Umut Bulut parladığı zamanlar. Ömer Rıza, Ergin Keleş, İbrahim Yattara. Bağlayıcı Yattara. Gökdeniz Karadeniz. Daha sonra Rubin kariyeri başlıyor. Bir daha da dönmüyor. Hüseyin Çimşir. Trabzonspor'un yıllarca orta sahaya emanet ettiği isim Serkan Balcı Fenerbahçe'den oraya gitmişti değil mi? Doğru. Tolga Seyhan, Dauda Jabi, Tolga Zengin Kale'de, Jefferson. Burada başka gösterecek bir isim. Dönemin Kayseri Sporu'nda Mehmet Topuz var. 23 yaşında henüz. Daha sonra hücum hattında Franco Kangele var. Gökhan Ünal burada parlamaya başladığı dönemler. Yine Arjantinli Iglesias. Daha sonra Alium Saydu burada. Gördüğünüz gibi Galatasaray'dan dönüyor. Toledo var. Ali Turan. Dimitri Ivankov kaleci. Yine güzel oyuncular var. Ve onun dışında Ankara gücünden çok iyi bir profile sahip Gianni Krita var. Şu profile baksana. Ateş ediyor resmen. Gustavo Bebbe. Jaba yine. Ankara gücünün de o dönemki hücum hattı bayağı kaliteliydi. Ve efsane takımlardan biri olan Gençler Birliği'ne bakacak olursak Isaac Promes vardı. Yine Kahe. Çok etkili olamadı Kahe ama olsun. Mehmet Akyüz'ün burada olduğu dönem. Mehmet Naslar, Kerem Şeraslar, Lamina Trahore. Yani kadronun artık yavaş yavaş büyüsünü kaybettiği bir dönemdi Gençler Birliği için. Nikola Peric hala kalede. Recep Öztürk var. Kasım Poşa'ya bakacak olursak Andre Moritz vardı. Morris gerçekten etkili oynuyor o oyunda. Konya Spor'da Ceyhun Eriş. Müthiş bir teknik. Ankara gücü ve Fenerbahçe'den de bilirsiniz. Veysel Cihan. Bir şekilde gol atan bir forvet oyunda. Ve Burak Yılmazlı, Westerman spor. Burak Yılmaz o zamanlar 21 yaşında. Selçuk İnan var. 22 yaşında. Uğur İncaman, Güven Varol, Kalabane. <laughs> o zaman meşhurdu böyle yabancılar. Kabileden getiriyorlardı. Rafael var, Sakarya Soner, Sezer Öztürk yine. Tabii ki de Sivas'a bakmadan olmaz. Çetkov, Pini Balili. Pini eldivenleriyle alakalı Sivas Soğu muhabbeti döner ya işte. O Pini Balili, bu Pini Balili. Mehmet Yıldız, yıllarca kaptan artı golcü. İlker Gurbanov, Çetkov var. Evet şimdi tekrar Fenerbahçe'ye dönebiliriz. Fenerbahçe'de o dönemler tek forvet, forvet arkası şeklinde oynanabilir. Kanatları biraz öne açarız. Kaledeki Serdar Kurbilge de fena değil oyun anlamında. Volkan Demirel zaten kaptana emanet edeceğiz kaleyi. Akabinde sağ bekte Önder Turacı var. Yine Belçika asıllı bir oyuncu. Ama daha çok biz Sabek'te Gökhan Gönül'ü kullanıyoruz. Gökhan Gönül'ün de ilk geldiği sezon 1.4 milyona transfer edildiği. Hemen attık onu. Sol tarafa ise tabii ki de Roberto Carlos. Profile bak be. Uzak, uzun şut. Stoper'e geldiğimizde Edu Duresena kendi kalesine, rakibe her yere gol atmasıyla meşhurdur. Hemen Edu Duresena'yı koyduk. Yanı başına kavgaya gidince net çağırmanız gereken Diego Lugano geldik orta sahaya. Benim vazgeçilmezim çok kısa sürede gönderilen Claudio Maldonado Şili'ye gittiği zaman hatta nereye gidiyordu? Flamengo'ya gidip yılın orta sahası seçilmişti. Ama bizde çok fazla defansif manada oynadığı için istenmedi ve gönderildi. Hemen Claudio Maldonado'yu koyduk. Yanına Stefan Apia Papiyahı bilmeyen de ne bileyim yani. Kara elmas. Bak Juventus'tan çektik 7 milyona. Hemen önlerine kimi koyuyoruz? Kimi koyuyoruz? Duyamıyorum. Kaptan Alex de Souza. Hemen attık Alex de Souza'yı. Şimdi sağ kenara kimi koyacağız? Colin Kazım Richards o zamanlar fena değildi. 20 yaşında genç bir oyuncu olarak getirildi. Ama belki David de orada kullanılabilir. Kafa vuruşu, top sürmesi bayağı iyi David'in hani hücum hattına Kejman'ı koyarsak sağ tarafa da David'i koyarsak Ali Bilgin falan da var daha. Onlar lig için ideal ama diğer anlamda çok taşıyacak bir profil değil Avrupa'da. Sol tarafa ise Vederson ve Uğur Boral ikilisi götürüyordu o zamanlar. Uğur Boral'ın da şöyle bir profili var. Tabii ki Vederson biraz daha bek anlamında ama biz önde de oynatabiliriz. Yine Deniz Barışlar, Aurelio'lar gösterelim. Selçuk Şahinler. Galatasaray'a gol atmaktan başka bir şey yapmışlığı <laughs> olmayan Selçuk Şahin. Nöbetçi golcümüz. Evet durum bu. Birazcık devam diyelim. Sistemi, oyunun içeriğini görün. Şöyle raporlar geliyor. Alex raporu mesela. Yıldız üstüne yıldız. Kupayı kazanmak diyelim. Ee, buradan Fenerbahçe'ye geldiğimizde, Finans'a geldiğimizde kalan bütçe 12 milyon. Kullanımı %90. Sanki biz burada bir tane sağ kanat alsak mesela şöyle gelsek buraya Tuncay şanlı ne alemlerde o eski ruhu toplasak Tuncay yazalım sadece şey iyi, iyi. böyle çok duyarlı dönemler şimdi yanlış da yazsanız genelde çıkıyor ama evet Tuncay Middlesbrough'da 6 milyon değerinde e, muhtemelen bize gelmeyi pek istemeyecektir. ama biz yine de gözlemci raporu alalım Çorlu'dan. Daha sonra yine o dönemin Serhat Akın'a gidelim. Anderlet'e giden oyuncumuz 1 milyon. Yine e, gözlemci raporu isteyelim Serhat Akın. Şimdi buradan Fenerbahçe'ye gelip transferler. Evet oyuncu aramaya geldik. Buradan ara oyuncular dedik. Buradan e, filtre satılık listesinde olanları filtreleyelim. Paulo Ferreira varmış. Burada genel bilgi diyelim. Takımları var mı? sözleşme. Evet Chelsea'deki Ferreira. Belki bunu bilirsiniz. Bek Mourinho ile de Mourinho'nun da oynattığı bir bek. Sağ bek olarak. Bizim beke ihtiyacımız yok. Yine Inter'deki Santiago Solari. Ofansif ortası. solda 2 milyona. Serginho var Milanlı. Bunu bilmeyen yoktur herhalde. 800 bine. Serginho'nun peki mevkilerine baksak şuradan. Sol açıkta da oynayabiliyor. Aslında Vederson yerine Şöyle bir Serginho takviyesi yapmayalım mı şu profille? Ne dersiniz? Sonuçta Avrupa'da da oynayacağız. Hemen teklif yapalım. 550K'ya bırakıyormuş Milan. Alalım. Daha sonra Patrick Berger var Aston Villa'dan. Enrico Chiesa, Mendigaiska, Mendiet of of of. Okan Buruk satışta. Oğuz Dağlar oldu kaleci satışta. Kovačević Selçuk Şahin. Tabi şeyleri o dönemin İngiliz'de İngiltere kadroları da çok iyi baksanıza. Drogbalar, Lampard, daha sonra Makelele var. Efendime söyleyeyim Nikola Sanelka. Fenerbahçe, Bolton, Chelsea yaptığı dönem. Eee nereye gidelim? Liverpool'a gidelim. Mascherano, Xabi Alonso, Yossi Benayun, Steven Gerrard. Böyle birazcık da United'a bakalım. Cristiano Ronaldo'nun 22 yaşında olduğu. Ryan Gixley, Paul Skosloh. Wayne Runley. Hey yavrum hey. Kadroya bak Carlos Tevez. Hangi birine bakalım arkadaşlar? öyle bu bitmez yani. Gece olur bunlara bakarken. Dimitri Berbatov. Eee şeye o zaman Messi de yazalım mı? Lionel Messi 19 yaşında. 41 milyon. Ey yavrum be. Messi olduğu dönemler. Devam dedik. Türkiye milli takım. Bu arada oyunda da bu kısımlar hızlı geçiyor. Tuncay raporu geldi. Yıldızlar az no intention diyor. Kulübümüze katılmak istemiyor. Serhat Akın raporu geldi. Yani Serhat olabilir de Serhat Akın teklif yapalım ya. Kulübün camianın çocuğu. 1 milyon almayalım mısa Sağ açıkta oynatırız. Serginho gelmek istemiyormuş. Biz de ona az takım diyelim. 425 yerine 1 milyon maaş teklif edelim yılda. İmza bedeli de 325k diyelim. Daha sonra gol primi maç başına ekleyelim Yıllık Maaş artışı değil de Buradan başka bonus ekleyemiyoruz 5 5K Hadi şunu 450 yapalım Tabi o zamanlar o kadar bonuslar detaylı görüşmeler yok Yapıştırıyorsun. gelirse geliyor gelmezse gelmiyor Sera Akın bak yılda 550 bin istiyormuş 220 de imza parası Kadro oyuncusu deyip 550 bini verelim Serhat Akın'a bu arada Serhat Akın'ın daha küçükken ben Star gazetesinin verdiği bir posteri var. Arka tarafında Alex vardı. Ben Serhat Akın olan tarafını dolabıma yapıştırmıştım. O derece takip ederdim futbolculuğunu Fenerbahçe'deyken. Forma almışlığımız vardı. Bir gün Samandıra'da bir maç sonrası karşıladık. Rüştü Reçber, Serhat Akınlar falan. Ama o bir daha o formayı kaybettim onu bulamamıştım yani o kadar peşindeydik. Transfer dönem başladı diyor. Ya ben bir de forvet istiyorum aslında kejman 2006-2007 tamam şu an ma bence matea kejmanı satalım. Daha baba bir forvet alalım mı? Buradan e, yeni sözleşme transfer durumuna bak satılacaklar listesinde 4 milyonda değer koyalım onayla. Matea kejmanı 4 milyona satarsak güzel de bir forvet çekeriz. Serginho'yu almaya çalışıyoruz. Buradan ilk maça çıkalım mı Poli ile alakalı? Seçimleri temizle. Santana'ya soralım. David Kazım Vederson demiş. Apia Gürhan mı? O kadar da değildir ya. Nerede şey? Serhat geldi mi? Ne çabuk geldin. Oğlum hızlı, <laughs> hızlıca gelmiş Serhat Akın. Bu kadar çabuk mu oluyor? Evet Matia Kejman'ı göndereceğimiz için onu çıkartalım. Gökhan Edu Lugano Carlos. Gürhan da aslında fena değil. Gelişimi açık bir oyuncudu o dönemler. Ama ben şeyi bulamadım. Neredesin? Şuraya bir Maldonado çektik. Alex David Richards. Poli maçına girmeyelim ya. Ya da girelim anasını satayım. Görün... Maç hızı ileride. Görüntüler de burada olacak. Tekrar olabilir. Ee, önemli anlar sadece. Görüntü tam ekran. Maç analizi. Takım konuşması. işte bunu yine sorabiliyoruz. Ee, buradan. Taktiklerden yine takım komutları var. İşte anlayışımız hücuma dayalı, yaratıcılık ona göre, doğrudan paslar, tempo yüksek, geniş alanda oynuyoruz, alan daraltma falan filan, defans çizgisi, top kapma sert, sıkı markaj, kontra atak, offside bu yani. Bir de mevkilerden işte ne yapabiliyorsun? Roberto Carlos da Gökhan'ı destekleyelim. Böyle oklar çıkartıyorsunuz sağa sola. Sen Maldonado ileri geriye gelip top alsın istiyoruz. Ondan sonra Kazım David'in yanına bindirmeler yapsın. Böyle şeyler yapabiliyoruz. Başladık bakalım. David vuruyor ve gol. Bataklığın içinde ilk golü atıyoruz. Poli 1921'e. Bir saniye şu anda ayarlara giremiyor muyuz? Ayarlar ee, buradan sesi kapatalım. Çok uğultu yapıyor. Alex tekrardan çıkalım. Burada Karamyan'dan Stanka'ya Edu Dresen'e kaçırıyor. Sert bir vuruşla durum 1-1'e bir geldi. Bucur, Bucur bıraktı. Karamyan 2'ye atıyordu neredeyse. Gökhan, Alex, Roberto Carlos, Alex, Maldonado, David, Alex. Pantilimon mu? O kim ya? kalede bu isim tanıdık geldi bana. Popovici ortaladı. Stanka 2'yi battı. Hemen hemen taktiğe giriyoruz arkadaşlar. Buradan Colin ağzımla çiftledik burayı. Bekleri çıkarmıyoruz. Hatta Alex'i de buraya alıp üçlü orta saha yapacağız. Roberto Carlos'la Gökhan'ın koridoru kullanmasını isteyeceğiz. Polideplasman'ın da. Karamyan yine üstün bir top sürüşüyle getirdi topu Maldonado. Resmen bataklıkta oynuyoruz. David, Alex. O dönemler böyle yuvarlak toplar. O dönemler öyle maçı sonuçlandır yok. Hızlı ilerleyiş yok. Her maçı tek tek oynayacaksın ya da tatile gideceksin. Taktiğe girdiğinde yapabileceğin şeyler kısıtlı. Birkaç tane çubuk çıkartıp Oyuncu değişikliği ve yer değiştiriyorsun. Hani İsmail Kartal hocam kadar yapıyorsun. Sen çık sen gir. Hadi beyler inşallah kazanırız. Bu. Vederson, Maldonado, Alex. Sağ ayağından dışarıya vuruyor Alex kaptan. Şimdi Bucur'a gönderilen top. David, Vederson, David, Roberto Carlos. Bir kafa. İlk ağzımdan ama gol gelmedi. Popovici ile geliyorlar. Popovici, Stanka ile 3-1'e geldi skor. Neler oluyor? Durum kötü. Kollayamıyoruz. Alo. Neyse burayı keseriz. İlk maçı oynamadık deriz. Alex'te sakatlık var. Vederson, Alex bıraktı Kazım. Vederson tekrar Alex, David Gol aradığımız dakikalar David de Souza çaprazdan Gökçek Vederson. O zamanlar Gökçek olmadığı zamanlar. Sade Vederson. Çaprazdan asılıyor sol ayağının böyle üstüyle. Bak 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 nasıl yardı üst dağlara Tekrardan çık. 3-2'ye getirdik skoru. Şimdi ikinci yarı hamleleriyle çevirir miyiz çeviremez miyiz? Hemen oturun bunu düşünün. Taktiklere geldik. Alex'i çıkartıyoruz. Hızlıca, hızlıca kimi alacağız biliyor musunuz? Serhat Akın. Buraya geldi Serhat. Ee, buradan David okey. Apiyah sıkıntılı. Apiyah'ı buraya çektik. Apiyah'ın yerine neredesin? Uğur Boral. Ardından Colin Kazım Richards yerine Semih Şentürk. Vederson 8, Carlos 6. Vederson'u buraya aldık. Orta alana Aurelio'yu çektik. İki tane defansif Maldonado ile birlikte. Volkan Demirel bu maç birazcık üzdü bizi. Onu değiştirdik. Sağ tarafa, sağ tarafa Önder Turacı'yı koyalım Gökhan Gönül yerine. Stoperlerden Edu'yu değiştirelim. Yasin Çakmak'la. Lugano müthiş kesti. Şimdi David kovalıyor Pena'yı. Popovici, Alexa, Aurelio kapattı. Aradan derin güzel bir top. Serdar Kulbilge. Şuradan taktiğe geldiğimizde biz takım komutlarından yaratıcılığı serbestleştirelim. pas türünü bir kısa yapalım. Çok çabuk tempo ile oynayalım. Biraz alan daraltalım. Burada da alan daraltalım. Uzun gönderdik. Uğur, Aurelio, David, Vederson, Aurelio. Bıraktı Ser Atakın. çevirdi Vederson. Hadi Aurelio ah oh, dışarıya gitti devam 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 9 şut 6 isabetimiz var 2 gol Serdar'da kalıyor top ee, Buraya baktığımızda Maldonado'yu çıkartabiliriz Maldonado yerine Gürhan'ı alalım Daha sonra kimi çıkartabiliriz David'i çıkartabiliriz İlhan Parlak olabilir Çift forvet mantığından devam edelim Lugano ve Vederson oyunda Vederson'un kondisyonu çok düştü. O yüzden oraya bir e, Uğur Boral takviyesi yapıp ön alana Ali Bilgin yapıyorum. Hatta şöyle Serhat Takın'la çiftliyoruz forvetleri. Uğur Boral ve Önder Turacı ön alana çıkacak. Serat Kanada açılacak. Bu minvalde bir oyun planı çizdik. Adoya offside'a düştü. Derdik ileriye küsküyü. Kaparsak bir top eşitliği sağlayacağız. Muntem. Rado'ya uzun bir top. Kaleci açılmadı ve Lugano kesiyor topu. Serdar Kulbilge'nin hatası var orada. Çıkması lazımdı. Çıkmadı. Hazırlık maçı arkadaşlar. Deniyoruz yani takımı sistemi. Bunlar var. Muntean ortaladı. Kimseye değmedi. O da avuta attı topu. Bakalım son bir şans olacak mı? Olmuyor ve deplasmandan mağlup ayrılıyoruz. Beklemediğimiz bir mağlubiyetti. Evet bir diğer maçımıza geçiyoruz. Evet Dinamo ile oynuyoruz. Bakın burada kim var? Tadic. Alex ortaladı. David. Seken topa vurduk ama gol gelmedi. Şimdi Gökhan karşıladı. Tadic. Az daha atıyordu. Peko'ya gelmeyen top. Burhan kovalıyor Kovaç'ı. Modric'e bir top. Peko. Lugano bıraktı. Çok büyük hata Lugano'dan. Ve Modric. <laughs> Modric golü atıyor. Tekrardan çık. Tekrar ile geliyorlar. Peko müthiş bir gol attı. Ivan Peko, Josip Tadic'miş bu yalnız. Peki buradaki Modric, Luka Modric. Evet şimdi Apiahl'a başladık. Apiahtan Alex'e kötü bir top. Roberto Carlos girdi araya. Gürhan, Gürhan vuruyor. Bizim şutlar girmiyor. Yani. Adam 50 metreden attı girdi. Cacici uzaklaştırdı. David'e bir top. Gürhan, Gürhan. Ah Ay, senin ayağının ayarını. Hmm. Tadic, Bugrevic, Roberto Carlos girdi araya. Hemen ön alana geldik baskıya. Roberto Carlos, Apia, David. Yine dışarıya. Biz galiba kaleyi tutturamayacağız bugün. Bir orta Gürhan'dan David döndü vurdu yine olmadı. Yani what can I do sometimes? Bak Modric baba vuruyor direkten dönüyor. Dönen topa vuruyorlar falan filan. Yani millet deniyor abi. Şimdi biz burada ne yapalım? E, Vederson Kazım'ı ileriye çıkartalım. Alex'i buradan gönderelim. Roberto Carlos'la Gökhan'ı da biraz ileriye çıkartalım. Takım komutlarında aslında hiçbir şey değiştirmemiştik. Bu sıkı markajı da yapalım. Biraz daha hücuma. Biraz daha dikine paslara. Tempoyu da yükseltelim. Kovac'la atağa başlattılar. Tadiç'e gelmeden şimdi Maldonado. Maldonado bıraktı Uğur. Alex. Maldonado. Gol geliyor mu? Ne yapıyorsunuz oğlum? Aurelio. Matea Kejman. Al topu gel. Al topu gel. Ah offside verildi ya var yok mu var? İnceleyemiyor muyuz? Cacic Volkan. Gökhan yine geçildi Rako'ya. Ah be Gökhan. Şimdi Lugano Alex bir şut yine rakipten döndü ve kontraya mı dönüştü? Serhat kovalıyor. Aurelio Kejman. Serhat Muz orta geldi Vederson. Bir muz da ondan. Ulan her taraf muz. Bir tane, bir tane isabet yok. Sera takın yine. Alex aradan Gökhan'a. Gökhan yine dışarıya. Ama beyler görüyorsunuz. %62 topla oynuyoruz. Şut çekiyoruz. Vuruyoruz. Atak yapıyoruz. Olmuyor. Kejman yine dışarıya. Maalesef Dinamo deplasmanından da mağlubiyetle ayrılıyoruz. Dördüncü golü yemek üzereydik, yemedik. Müthiş bir tempo ve üstünlükle oynasak da ikinci yarıda hiç gol atamadık. Tehlike çanları falan çalmıyor. Bu sadece bir süreç. Psikolojik üstünlük kimde? Bizde. Çünkü Alex de Souza bizim takımda. Burada çift forvete bir dönelim. Ya da şöyle olsun. Tek forvet. Buradan da seçimleri... Santana'ya soralım Deniz Barış demiş buraya Peki buradaki e, veriler değil ne diyeceğiz Sakatlık desek evet kondisyonlar Gökhan Gönül 68 o yüzden Gökhan'ı değiştireceğiz Önder Turacı ile 77 Dugano 66 hemen Yasin Çakmak'la Vederson 67 hemen oraya bir Uğur Boral koyduk 75 Kejman. Tamam bu geri kalanlar okey. Maldonado yorgun. Sarı takını da Kazım'la değiştirelim. Kazım da beğenmiyoruz orada. Deniz Barış yerine sanki buraya bir tık takımı gönderdik. Rapid deplasmanındayız. Hadi bakalım bugün kazanalım. Galibiyetle kapatalım bölümü. Negro ortaladı. Bir kafa <laughs> daha birinci dakikada gol yiyoruz arkadaşlar. Evet. Futbol Manager 2008 kapatılsın. Hiç gerek yokmuş. Tekrardan çıktık. Vlad Draghişi, Uğur ortaladı. Roberto Carlos. içeride 52 kişi var. Geçmedi top. Yasin de faul yapıyor. Aurelio, Önder, Apya, Serhat Akın. Olmadı. Negru Negro hata taşıdı. Dışarıya. Bir orta. Drahişi. Önderden yine dışarıya. Edudur Duresena şimdi bir kontra gelir mi? İzleyemedik. Vasilescu. Boya dışarıya. Negro ortada Aurelio. Appia, Serat. Haydi çıkalım kontraya Gürhan. Appia'ya yine kötü bir top. Ya 42 metreden gol yiyorsun Volkan ama. Böyle olmaz ki. Hemen taktik değişikliğine gidiyoruz buradan takım komutları. E, hücuma dayalı, yaratıcılık serbest, uzun top, tempo, geniş alan. Şuraya bak yine her şeyde biz üstünüz. Yine geride olan biziz. Evet Semih Şen Türk'ü değiştiriyoruz. David De Souza'yı alıyoruz. Gürhan yerine Alex'in kondisyon çok düşük. Ali Bilgin olabilir. Matea Kejman çift forvet. Şimdi Aurelio bıraktı Önder'e. Önder'den Apia. Aurelio çizgide serat Tek top. Apia yine direkten döndü. Bugün olmamak için her şey yaşanıyor yani. Bir korner Aurelio Edu. Bir şut yine Koman. Kovacs. Stancho araya giremedik. Drahici out. Yasin topun sahibi Aurelio Serdar. Şöyle bir baktı. Atsan oğlum niye zaman geçiriyorsun? Biz yeniliyoruz. Uğur önünü aldı. Uğur. Kejman. Apiyah. Serhat bıraktı. Tekrar Serhat. Stoichan bırakmıyor. Taj'ı kullanır mıyız? Taçta da zaman geçirelim. Zaman geçirelim ki Uğur müthiş bir frikik yine dışarıya gidiyor. Baskı yapmaya çalıştık. Edo bir top kaybı önder. Neredeyse üçüncü golü yiyorduk. 3 mağlubiyetle başlıyoruz. Evet şimdi son hazırlık maçına da çıkalım. Şuradan 4-4-2'ye geçelim. Evet yeni Kırşehir ile maça başladık. Bakalım bu hazırlık maçından. Dördüncü hazırlık maçında. ilk üç hazırlık maçımızı kaybettik. David Kejman vuruyor. Yine girmiyor. Kesin bir yerde bir sıkıntı var. Alex, Apia, Serhat Akın ortaladı. David bir şeyler oldu orada. Kejman faal yapmış kabaca kapıya Roberto Carlos Ali Bilgin bir kafa yine direkten döndü <laughs> atıyoruz ama offside Ali Bilgin bırakıyor Mateya Kejman Kejman Ah. Ali Bilgin Alex David çok şükür David'le golü buluyoruz. Yani David seken topu kovalıyor şimdi. David ortaladı Matea Keşman'la ikinci golü bulduk. İşte bu kadar. Matea Keşman apıya Roberto Carlos. David üçüncü golü bulduk. Takım uyumu takım uyumu gerçekleşsin. Herkese bu tarifeyi uygulayacağız arkadaşlar. Birazcık zaman, birazcık hocaya, taktiğimize, oyuncularımıza zaman yani. Bir de penaltı oluyor. Topun başında David. David de Souza kaçırıyor. Penaltının tekrarını mı izleyeceğiz bir de? Serhat Akın döndü ortaladı. Ali Bilgin apya çıkarttılar. Korneri kullandık. Seken top. Alex, David çok yaklaştık yine gole. Dalga dalga. Dakika dakika ataklarımız artıyor. Artık takım birbirine uyumu sağladı. David de Souza kenara bıraktı yine. Hattrick yaptı David. Tamam hadi tamam. Al hemen klavyeyi eline. Getirin kır şehiri Dinçel Hoca şov yapacak ya. Hadi bakalım. bu işin sonunda da hep kazanan taraf ben oluyorum da neyse. Şöyle bir bakalım. Değiştirmeyelim ya. Oynayın çocuklar. Oynayın ulan oynayın daha. daha. çok takım yeneceğiz biz. Sadece biraz hızlandıralım. Buradan maç verileri 18 şut var. Çok rahat götürüyoruz. Çok fazla pozisyon oluyor. Görüntü modu, izlenim modu, ayrıntı önemli anlar. Sadece spiker yapsak hızlanır mı diye düşünüyorum. Yani. Kejma, Napia, Roberto Carlos. Bak 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 bak. Şiir gibi, şiir gibi oynuyor takım. Karaca sarı kartı yedi Yasin. Ali Bilgin. Roberto Carlos Serhat takın dışarıya. Şu oyuncuları değiştirelim ya. Kondisyonlar, kondisyonlar. Kondisyonu yüksek olanları alalım. Kim var? 88 Semih. David'le değiştirelim. 89 Lugano ile değiştirelim. Gürhan değiştirelim. 90 Colin Kazım Richards değiştir. Kazım ortalı Dali Bilgin Kejman dışarıya gitti. Bak mesela şey de yapalım. Takım komutları anlayış defansif yaratıcılık az pas türü kısa tempo yavaş genişlik dar zaman geçirme sık sık defans çizgisi derin top kapma sert sıkı markaj var kontra atak var pasoda alan savunması evet. Bir de defansif hamle yapalım. Skoru koruyalım. Yatalım skora. Alex. Gökhan. Gürhan. Roberto Carlos. Ali Bilgin. Semih. Olmadı. Ali Bilgin ortalıyor. Semih yine dışarıya. 29 şuta ulaştık. Harika üçgenle gidiyoruz. Alex, Carlos, Ali Bilgin bir orta Semih'ten geliyor. Well done dedik çocuklar. Durum bu dostlar. Futbol Manager 2008'de böyle bir oyun. Birazcık paramız var. Birkaç transfer yapmaya çalışırız. Satabilirsek başka da alırız. Kırşehir'i de yendik. Eğer bu seri ilgi çekici bulunur istenirse de devamını getiririz. Hızlı, değerli toplu bir şekilde. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.